Bu videomuzda Kaliforniya'nın Anza bölgesinde arkadaşlarla çöl evi kiralıyoruz. 2 gece 3 gün boyunca buradayız. Komple bir ev turu zaten yapacağız. Elimizden geldiğince her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bakalım Aralık sonunda nasıl bir maceranın içinde bulacağız kendimizi. Saatlik yolculuğumuzun ilk saatini tamamladık. Sabah çok erken uyandığımız için pek bir şey yiyememiştik. Şimdi bayağı bir acıktık. Santa Isabel'de çok keyifli bir dükkan bulduk. En azından fotoğraflarından öyle gözüküyordu. Bakalım içeriği merak ediyoruz. Karnımız da çok acıktı. Şimdi güzelce karnımızı doyuralım. Sonra Anza'ya doğru yola devam. I've been trying to break through. I've been down a bit. But my towns have often failed, and the way the day has sailed, it was gruesome to remain. What I mostly did was to complain. Anza'ya geldik. Anza'daki Borrego Springs diye bir bölge diyebiliriz buraya. Buranın güzel yanı metalden yapılmış heykeller var. Bayağı da var. Hepsi böyle farklı konumlara yerleştirilmiş ve bunları gezebiliyorsunuz. Biz de zaten bunun için buradayız. Biraz tabii etraf toz duman ama hava çok sıcak. 25 derece ve Aralık'ın sonundayız. Biraz burada vakit geçireceğiz. Etrafı keşfedeceğiz. Daha sonrasında da yapacak çok şeyimiz var. Özellikle güzel bir mekana gideceğiz günü batırmak için. Bütün gün sokaklardayız diyebiliriz. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Ponce Point diye geçiyor. Zorlu bir yoldan geçiyorsun buraya gelebilmek için. Çoğu araba kalıyor. Uyarı görmedik ama bence olması gerekiyor. Gelen arabalar da hep genelde 4x4 araçlar oluyor. Off-roadluk bir yol. Off-roadluk evet. Tam. Bayağı sallanarak, evet. Zıplayarak yeniden bir yol. Kafa vurma tehlikesiyle geldik. Çıkarken aslında böyle çok tepeye çıkıyormuşum gibi hissetmiyorsun ama aşağısı tabii yani burası kanyon gibi aslında. Bayağı ilginç bir coğrafik bölge. Karşıki dağlar San Ysidro dağları diye geçiyor. O dağlar buraya gelen yağmur ve kar bulutlarını engellediği için buraya hiç neredeyse hiç yağmur ve kar yağmıyormuş. Tabii İlginç öyle olduğu için evet öyle olduğu için nem de düşük burada. Bu bölgede düşük nemden dolayı sadece belli başlı hayvan türlerinin yaşayabildiğini söylüyor. Bu bölge genelde akşam gün batımında çok güzel oluyor. Bu gördüğümüz dağların veya minik dağcıkların hepsi kızıl rengine bürünüyor ve çok güzel oluyor. Acayip güzel bir vadi gibi mi burası aslında? Vadi evet. Arkamızda inanılmaz güzel bir manzara var. Burada gün batımı çok güzel oluyormuş. Buranın olayı o. Bayağı bir az kaldı. Günün batmasına da heyecanla bekliyoruz. We find ourselves starting from scratch. Brick by brick. No path carved out for us now. The brush is thick. Give up.
gördünüz zaten harika bir gün batımı oldu. Günü batırdık, şimdi toparlanıyoruz artık. Buradan kiraladığımız eve gideceğiz. Bu gece ve yarın gece orada kalacağız. Zaten gittiğimizde sizlerle evi de paylaşacağız. Eve geldik, şimdi bir kod verdiler. O kodla gireceğiz. Başta galiba kapıdan girmemiz gerekiyor. Yayın kod. Gerçi burası değil ya. Bir dakika. Bir daha bir okuyalım. Bulamadık ya. Nerede acaba? Buldum sonunda. Evet bulduk. Deminden beri şunu görmedik ya. Şurada şifre girme yeri varmış. Şifremizi girelim. Kapı açıldı. Ev baya güzele benziyor. Arkadan bir dolaştık. Oo, ışıklar falan da yanıyor. Hadi bakalım. Offline moda geçiyorum. Çok güzel et ya. Yine çok güzel oldu. Güzel. Evet ya. Hadi gruplar bitirdiler. Valla çok güzel ya. Genelde böyle grupların en erken kalkanı vardır ya, işte o benim. Bugün 8-15 gibi filan uyandım. Sonra ama hemen Ecem de 15 dakika sonra filan o da uyandı. Bir kahve yaptık kendimize. Bir de ben dayanamadım. Benim sabah klasik zaten bir ön kahvaltım vardır. Böyle ekmeğin üzerine yumurta. Çok hoşuma gidiyor. Bazen hafta sonları onun için uyanıyorum. Arkadaşlar da uyandı şimdi. Çok tatlı, güzel bir hava var bu arada dışarıda. Bildiğin tişörtle oturuyorsunuz Aralık sonunda. Bir şeyler yapacağız bugün. Şu anda saat 10.30. Şimdi yine bir kahvaltı yapacağız tabii ki hep beraber. Ondan sonrasında gidişata göre bakacağız. Bir ev turu zaten yapacağız. Bir göstermek istiyoruz. Çok güzel uyuduk dün gece. Gayet sakin, sessizdi. Akşam yıldızları izledik ateşin karşısında. Çok keyifliydi ya. Yani çok da keyifli geçiyor. Bir günümüz daha var. Bu akşam da burada kalacağız. Bugünü de zaten sizlerle mümkün olduğunca paylaşmaya çalışacağız. Nasıl güzel uyudun mu? Evet ya, güzel uyuduk vallahi, yorulmuşuz değil mi? Aynen ya, iyi geldin. Sürdükten sonra kendime gelemedim hala, önce kahveden sonra belki. Kahvaltılar hazırlanıyor. Ne var menüde? Menüde avokado tost yapacağız. Başka ne yapacağız Ecem? Bir de sucuk yapacağız. Evet. Oo, sucuk da var. Evet. Nerede, mangalda mı yapacağız sucuğu? Sucuğu tavada yaparız. Öyle mi? Evet, mangalda geç olmasın. Ya aslında 2 dakikada yapabilirim ben isterseniz. Ya siz bilirsiniz. O zaman mangalda yapalım. Evet, bir de yumurta yapacağız. O süper. O zaman yumurta bende. Yumurta sende, işte onu yaptık. Yumurtayı öbüre pasladık hemen. Ben sucukları keseceğim şimdi. Kübra'da avokado var. Ne yapıyorsun onu çiziksin? Bunu böyle yapıp kaşıkla çıkarıyorum. Çevirdiğinde direkt böyle dilimlenmiş oluyor. Sen bunu istiyorsun. Evet. Everything bagel. Kübra sen ne istersen? Bağırak. Şu üçünü. Bu üçü yani, tamam. Sus, karabiber, Burak ne istiyor? Burak mı? Burak yemiyor. Blue cheese hiç bana göre değil. Ben seviyorum ya. Çevre seviyorum ben. Böyle. Bu acı cauliflower yapıyorlar ya böyle. Bufalolu. Onu da çok seviyorum. Daha ne temel atmışlar ya? Ha, bir tane daha yapacaklar oraya evet. Muhtemelen. Acaba adamın mı o? Kulübe olur amca oraya. Çok küçük. O dejavu yaşadım ben. Ben sabah söyledim çünkü bir de bunu. Hayır, sanki diğer evde de böyle bir muhabbet yapmış mıydık ya? Bu şeye gittiğimizde, Joshua'ya gittiğimizde. Çok kızı. Ne kadar koyayım bundan? Biraz da atabilirsin. Dur da bana o zaman. Tamam, yeterli. Tamam. Soğan da koyuyoruz. Evet, üzerine soğan, domates, isteyenlere. Çok güzel gözüküyor. Sucuklar olmak üzere. Diğer tarafını da pişireceğim gerçi. Çok güzel koktu ya sucuklar. Drone mu uçuracağım?
Aslında drone da videosunu çekebilirsin ha. Normalde zaten ben kullanabiliyor olsam. Bu arada dün çok güzel drone çekimleri yaptık. Bayağı güzeldi gün batımında. Ama şöyle bir durum var. Ben o videoları kullanamıyorum. Normalde çekemiyorum da. Çünkü ehliyet almam gerekiyor. Onun sebebi de şeyden dolayı. Yani normalde eğer para kazanıyorsanız bu işten, drone ehliyetiniz olması gerekiyor uçurabilmeniz için. O yüzden maalesef daha ehliyet almadım. Çünkü ehliyet öyle çok basit değil. Bayağı 3-4 saatlik bir sınav var. Oturup çalışmam lazım ama yapacağım. Eğer onları alırsak ondan sonra kullanabileceğim ben de. Çünkü gerçekten böyle yerlere geldiğinizde bayağı güzel görüntüler çıkabiliyor. Bu arada bu drone kuralına çoğu insan uymuyor. Normalde ehliyeti olmadıkları halde uçuruyorlar. Ama genelde bu tarz şeylerde biz uymaya çalışıyoruz. 2023'te ehliyet alma planım var. O ehliyeti alırsam daha sonrasında güzel videolar göreceksiniz, drone uçuşları kanalımızda. Nereye çekiyorsun şu anda? Şu an yakındaki yerleşim yerinin üzerindeyim. Bu yerleşim yerimiz. Şurada bizim kaldığımız ev. Tam şurası. Şöyle. Oo, yemekler geldi. Evet. Harika. Tabağımı buraya koyuyorum. Tamamdır. Sucuklar doldu, getiriyorum. Bakalım yapabilecek misin? Oh, çok az kalmıştı. Ev turumuza başlıyoruz. Evin önündeyiz şu anda. Evin önünde pek bir olay yoktu. Dün de gördünüz aslında. Şimdi buradan arkaya geçeceğiz. Arka bahçeyi göstereceğiz. Oradan da evin içine. Hadi o zaman arka bahçeye gidelim. Burası evin en keyifli kısmı. Direkt en çok vakit geçirdiğimiz alan zaten burası muhtemelen. Aynen. Kocaman bir arka bahçesi var ve görüyorsunuz bayağı masalar. Barbekümüz var zaten burada. Dün akşam çok güzel et yaptık. Bugün de kuzu yapacağız. Onun marine yaptık. Kuzular pişirmeyi bekliyor. Burada bu arada garaj kapımız var. Zaten göstereceğiz garajın içerisinde de, çünkü böyle dart oyunu falan kurmuşlar. Güzel bir mekan yapmışlar orayı da. Şimdi buradan arka tarafı gösterelim size. Ben şunu göstermek istiyorum. Bu arada dışarıda da lavabo var. Bizim için kurtarıcı bir minicik bulaşık makinesi koymuşlar buraya. Acayip kurtarıcı oldu. Öbür türlü elimizde yakarak çok zaman kaybedecektik. Ve yemek masamız var burada. Dün akşam yemeği buradaydı. Kahvaltıyı da orada yaptık. Güneş battıktan sonra yine barbekü yapacağız. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. Bu arada hava acayip sıcak. O yüzden dışarıda çok fazla oturamadık aslında. Sabah kahvaltı yapıp hemen içeriye girdik. Akşamüstü böyle güneşin biraz azalmasını bekliyoruz ki burada akşamüstü güzel bir keyif yapalım. Ki zaten dağın arkasına güneş batacak birazdan. Bir saati falan var. Onu bekliyoruz. Çünkü burada keyifli bir ortam olacak diye düşünüyoruz. Buradan devam edelim böyle. Buradan salona girebiliyorsunuz. Salon kapısı var. Aynı zamanda da mutfak kapısı var. Zaten içeri gireceğiz birazdan. Göstereceğiz. Bu arada şezlong koymuşlar. Güzel sabahleyin bir takıldık burada da. Birazdan da keyif yapacağız. Aynı zamanda buradan geçiyoruz hemen. Geçtiğimizde de ateş yakma yeri, fire pit'imiz var. Dün akşam bayağı takıldık bu arada. Bir deste odunu yaktık. Güzeldi. Bu akşam da aynı şeyi yapmayı planlıyoruz. Bu arada bulunduğumuz bölgenin olayı yıldızların çok net bir şekilde gözüküyor olması. Akşam burada otururken bir yandan ateşimizi yaktık, bir yandan da yıldızları seyrettik. Çok keyifliydi gerçekten. Arka bahçesi de bayağı büyük bir bahçe. Siz de görüyorsunuz zaten, inanılmaz büyük bir alanı var. Böyle bir açık olması da insanı rahatlatıyor. Burada da bu arada böyle bir oturma alanı yapmışlar. İki tane kapı görüyorsunuz. Bu iki kapı da aslında birer yatak odasına açılıyor. Şimdi gelin isterseniz içeri girelim mutfaktan ve içerideki odaları size gösterelim. Biz giriş kapısından daha fazla bu kapıyı kullanıyoruz aslında. Mutfaktan direkt böyle girip çıkılması çok güzel. Mutfağımız bayağı geniş. Ben çok sevdim mutfağı. Özellikle ışıkların böyle loş oluşu da çok tatlı. Burada işlenirken insan keyif alıyor. Ben şahsen bayağı bir mutlu oldum mutfakta iş yaparken. Bu arada bu evde anladığımız kadarıyla, yani tahminimizce, bu evde düzenli olarak birisi yaşıyor. Böyle belirli dönemlerde de burayı kiralıyor galiba. Çünkü evde çok fazla malzeme var. Özellikle böyle mutfak araç gereçleri, baharatlar, yağlar, her şey çok fazla. O açıdan da bizim için çok rahat oldu. Gerçi biz bir sürü şey getirmiştik yanımızda ama yine de bunları da böyle ekstra denemek, kullanmak güzel oldu. Girişten içeriye girdiğinizde sağ tarafta buzdolabımız var. Akşamki kuzularımız marinelendi orada. Afiyetle mideye indirilmeyi bekliyorlar. Bu tarafta da buzluk var zaten. Klasik, standart buzdolabı. Onun dışında burada fırınımız var. Ocak, fırın, mikrodalga. Bulaşık makinesi yok. Dışarıda
dışarıdaki bulaşık makinesini gösterdim. Allah'tan onu koymuşlar oraya. Küçük gibi gözüküyor ama bizim için oldukça kurtarıcı oldu. Bayağı fazla da şey alıyor. Burada lavabomuz var. Gördüğünüz gibi mutfak gayet büyük. Bir sürü tencere, tava, işte bardak, çanak. Bütün ihtiyaçlarımız olan her şeyi bulabildik burada. Kahve makinemiz var. Bununla birazdan güzel bir kahve içeceğiz. Mutfağımız bu kadar. Mutfaktan içeri doğru girdiğimizde hemen burada kapımız var. Dış kapı. Buradan girdik gece ama artık kullanmıyoruz bunu. Buradan salona geçelim, gelin. Hemen şurada böyle büyük bir masa karşılıyor bizi. Kağıt falan koymuşlar. Oyun kağıtları falan. Dün akşam oynadık. Gayet keyifliydi. Bu akşam da oynarız. Salonumuzda burası. Şu koltuklar bayağı rahatmış bu arada. Oturduğunuzda insanın kalkası gelmiyor. Televizyon var. Televizyonu hiç açmadık. Açmayı da düşünmüyoruz muhtemelen. Bu arada bu evde 6 kişi rahat bir şekilde kalabiliyor. Biz 4 kişi olarak tuttuk. Çünkü şimdi odaları da göstereceğiz. 3 tane yatak odası var. Aynı zamanda Christmas olduğu için, bugün hatta Christmas, o yüzden böyle küçük bir ağacı süsleyip buraya koymuşlar. O zaman gelin içeri girmeden önce bir de garajı gösterelim size. Bu taraftan geldiğinizde de garaj kapısı var. Garaja çıkıyoruz. Garajda çok bir olay yok. Sadece güzel kısmı buraya dart koymuşlar. Zaten gördünüz siz de, oynadık burada dartı. Teleskop var ama teleskobu da kullanmadık. Aynı zamanda çamaşır makinesiyle kurutucu makinesi de var. Yani hiç kullanmayacağız muhtemelen ama hani acil bir şey olduğunda kullanabilirsiniz. Bir tane de mini buzdolabı buraya bile koymuşlar. O zaman gelin şimdi içerilere bakalım. Evet, şimdi içeri doğru giriyoruz. Burada da kiler gibi bir şey var. Küçük kiler. Yani kullanmıyoruz aslında burayı da böyle. Elektrik süpürgesi filan. Ha, oyunlar da varmış içeride. Monopoly filan. Oha. Oha. Yeni keşfettik. Oha çok iyi ya. Bu akşam kurcalarız. Dün akşam açtım burayı, görmemişim. Bu akşam bu oyunları da oynarız. O zaman gelin içeri doğru gidelim. İlk odadan başlayalım. Bu odayı kullanmadık. Diğer yatak odalarını kullandık. O yüzden böyle bayağı bir derli toplu duruyor. Ama gördüğünüz gibi gayet güzel ve büyük, geniş bir oda. Diğer odalar daha büyük ve güzel olduğu için onları seçtik. Bunun penceresi var ama bir balkon kapısı yok. O yüzden gelin şimdi diğer odalara gidelim. İkinci odamız burada. Burada Kübra'lar kalıyor. Kübra ile Burak. Gördüğünüz gibi bayağı geniş bir oda. Aynı zamanda dışarı da açılıyor. Televizyon da koymuşlar yine buraya. Burada gayet Kübra ile Burak da rahat etmişler dün akşam. Odadan çıktığımızda burada da banyo var. Ana banyo. Bunu Burak ile Kübra kullanıyor. Biz kullanmıyoruz. Çünkü bizim içeride de banyomuz var. Gayet güzel, geniş bir banyo gördüğünüz gibi. Ve her şeyi de koymuşlar. Sabundan, şampuana, kulak çöpü, pamuk. Güzel bir şekilde de dekore etmişler. O zaman şimdi bizim odaya geçiyoruz. Buradan banyodan çıktığımızda burada da biz kalıyoruz. Bizim odamız. Gördüğünüz gibi bu da gayet geniş ve ferah ve dışarı açılan kapısı var. Aynı zamanda buraya da televizyon koymuşlar ama televizyonu kullanmıyoruz zaten. Bayağı sevdik ya, gayet güzel. Şurada bir kapı var. Bu kapının arkasında ne var bilmiyoruz. Kilitli bu kapı. Bir de bizim banyomuz var. Bunu da biz kullanıyoruz. Bu da gayet güzel. Diğer banyonun hemen hemen aynısı zaten. Sadece biraz daha farklı dekore edilmiş. Bütün ürünler yine burada da vardı bu arada. Biz burayı bayağı sevdik. Dedik hatta keşke iki gece olmasaydı da bir hafta kalsaydık. Çünkü insan burada şey hissediyor. Sessiz bir ortam. Böyle kitabını alacaksın. Birazcık daha böyle meditasyon tarzında bir hafta takılacaksın. Belki ileride yaparız. Bu arada fiyattan da bahsetmek istiyorum size. İki gece $760 tuttuk bu evi komple. Tabii dönemden dönem değişebiliyor bu fiyatlar. Ama bizim tuttuğumuz dönem işte birazcık daha yoğun bir dönemdi. Tam Christmas dönemiydi. İyi ki de yakalanmışız bu evi. Bu arada ev eski bir ev. Böyle içerideki dekorasyonlar da birazcık böyle tam aile evi gibi aslında. Hani içeriye girdiğinizde biraz daha böyle anneanne evine girmiş gibi hissediyorsunuz. O atmosfer de çok tatlı aslında. Bizim için çok keyifli, çok tatlı bir kaçamak oldu bu. Bayağı burada olduğumuz için mutluyuz. Hiç de dönesimiz yok. Zaten tatil her zaman herkese çok iyi gelen bir şey. Kim dönmek ister ki tatilden? Ömür'ün de dediği gibi keşke bir iki günümüz ya da böyle bir haftamız daha olsaydı da burada böyle yayıla yayıla vakit geçirebilseydik ama yapacak bir şey yok. Bunu da yapamayabilirdik. Güzel oldu bizim için. Tatlı bir kaçamak oldu. Oh. Biraz oynuyor ya. Hadi bakalım. Hadi. Oo, yakın. Kolu tam buz. Bunu çıkardım ya. Taktikler. Taktikler. Buyurun. Daha kimse alamadı ama. Ver.
inanılmaz güzel artacağım. Hazır mısın? Hazırım. Kendim hazırım. Hayır. Olmadı. Şimdi bir kızları evde bıraktık, bir markete gidiyoruz. Hemen yakında bir market var zaten. Bir su filan alacağız, bir de böyle öğlen atıştırmalık bir şeyler alacağız. Akşam güzel kuzu pirzola yapacağız. Hava bu arada çok sıcak ya. 26 derece. Aralık ortasında yaz yaşıyoruz yani. Hatta Aralık sonu. Şuraya baktık, kapalıymış. Şimdi başka market arıyoruz. Bugün şurada süpermarket yazıyor ama orası da kapalı, kapalı, kapalı. Bugün Christmas olduğu için çoğu yerde kapalı. Aslında bugün bir şey alma planımız yoktu. Ve son dakika ihtiyaç çıkınca en kötü şuradaki küçük bir market var. Oradan bakabiliriz ama İstersen ileride food markete de bakabiliriz. Bir bakalım. Önce food markete bakalım. Aynen. Yani yoksa en kötü buradan bir şeyler alırız. Benzin istasyonuna geldik. Şurada içeride böyle bir tane market var. Bakalım ne bulacağız. Küçük bir market böyle. Pek bir şey de yok aslında. Böyle atıştırmalık bir şey. Cips falan mı alacağız? Ne alalım? Burada sağlıklı bir şey pek yok gibi. Meyve falan alırız diyorduk şey ama. Belki cips mips alabiliriz. Şu büyük boy Lay's'ler ne kadar? Fiyatları da yazmıyor hiçbirini. Suları aldık. Bir tane de cips aldık. Şimdi geri dönüyoruz. Aldık bir şeyler ama şey bakıyoruz ya. Böyle meyve tarzı bir şey bakalım istedik. Daha sağlıklı. Cips aldık çünkü. Şurada bir tane Center Market diye bir süpermarket var ama sanki demin önünden geçerken kapalı gibi geldi bana. Şimdi bir bakalım. Normalde Google'da açık gözüküyor. Hiç de gözükmüyor. Şöyle. Muhtemelen kapalı sanki. Evet. Gerçi neresi girişi onun ya? Şu ben arkada ben... galiba girişi. Çünkü burada gözükmüyor. Burada bir yerde olması lazım. Normalde tabelası vardı ama göremedik. Şimdi bugün Christmas olunca da tabii çoğu yer kapalı. Biraz şansımız düşük. Market arkadaymış. Biraz bulmakta zorlandık. Ama hiç böyle açık gibi gözükmüyor. Araba da yok önünde sanki. Ha, var galiba bir tane araba. Ha, birkaç tane var. Açık galiba ya. Burası bulduk. Süper. Bakalım neler var burada. Meyveler falan da var. Güzel ya. Güzel marketmiş bu. Muz alabiliriz aslında. Muz alalım yeriz. Aynen. Sonra muz alalım ya. Bayağı büyükmüş ama bu market yine. Diğerinden azaran en azından büyük. Şöyle bir yerden neler var. Evet bakalım neler var. Böyle çeşit var. Şu kurabiyeler çok iyi oluyor ya. Hadi ya. Hiç denemediniz mi? Denemedik. Acayip iyi oluyor ya. Ne aldık? Kurabiye aldık. Muz aldık. Elma aldık. Küçük bir cips aldık. Bizdeki eleman sağlam et almış orada. Market alışverişi tamam. Şimdi eve dönüyoruz. Aldık malzemeleri. Bu arada çok yakın ya. O yönden evi güzel seçmişiz. Ya buradan yürüyerek bile gidebilirdik gayet yani. Zaten küçük bir komünite. Aynen. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Oo temizlemişsin vallahi arabayı. Yalnız şey şampuan yoktu, su tuttuk sadece. Ya olsun. Bayağı yine parlamış. Camlar falan bayağı iyi oldu. Aynen. Nereden su? Ha şuradaki şeyden buldu hortumda. Bayağı parlamış ha. Evet ya sadece su ama. Gayet güzel bence. Bir de siliyoruz filan ya. O ha. Çöl şeyini atsın. Bizim Bronco gelince beraber kapışacağız artık. Şu anda çok güzel bu arada. Gün batmak üzere. Karşı dağlara zaten şey güneş son ışıklarını vuruyor. Bu arada bir akşamüstü kestirmesi yaptım. 15 dakika. Benim şeydir ya, standarttır. Hatta bazen derler yani. Ömür dünyada kıyamet kopsa yine de böyle akşamüstü uykusunu alır diye. Güzel ama çok güzel geldi. Şöyle bir yaklaşık 15 dakika kestirdim. Sonra üzerine bir de duş alınca bir ayıldım. Akşam için hazırız. Şimdi tabii daha gün yeni battı. Saat erken, saat 4.35 falan. Daha birazcık vakit geçiririz burada. Sonrasında bakarız durumlara göre. Akşam yemeği, güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Keyifli geçiyor ya. Bir de bugün çoğunlukla evde kaldık. İyi ki de kalmışız diyoruz. Böyle meditasyon gibi geldi bize. Gayet güzel. Sessizliğin içinde. Hadi bakalım. Nasıl? Oo yakındı ama. Olmadı. Ecem yaptı vallahi bir tane. Bravo. Hadi bakalım. Çok yakındı. Evet, hazır mıyız? Öndürerek. İlk ben atıyorum hadi bakalım. Öndürerek. Ay. Havayı karartıyoruz. İnanılmaz güzel bir ışık var. Artık böyle
gün battı batacak. Görüyorsunuz siz de zaten böyle sarı ışıklar falan çok tatlı duruyor. Şimdi yavaştan yemek hazırlıkları yaparız. Saat erken ama yavaş yavaş. Sonrasında zaten ateşimizi yakacağız. Güzel bir gece bizi bekliyor bence. Etleri atıyoruz o zaman. Hadi hadi atalım artık. Çiğ yiyeceğim abi. Ya şey seviyorum ya, kuzu bütün yağlar erisi ki hani yağlarını da yiyelim çünkü. Evet. Evet evet. Seviyoruz yağını. Evet. Aynen. Kemiğine kadar. Evet, ben kemiğini bile yiyeceğim neredeyse öyle. Benimkileri bir tık ben mi? Bırak bir tür daha süpürüyor. Senin süpürüşünü sevmiyorum onu. Kalanları. Ben de ömrüye koyabilirim onu ama gerçi bunu güzel sıyırıyor. Kuzuların Amerika'ya Avustralya'dan gelmesi. O da ilginç ya. Hiç yavrusu yok mu? Vardır kesin de ama genelde gördüğüm benim de Avustralya. Allah Avustralya'da bol herhalde. Artık toparlanıyoruz. Dün akşam yine çok tatlıydı. Güzel tatlı bir vakit geçirdik. Ateşin karşısında güzel yemek yedik filan derken. Dün geceyi de bitirdik. Kahvaltımızı yaptık. Çıkacağız birazdan. Birkaç yere uğrayacağız yolda bu arada. Onları da hem size göstermek istiyoruz. Daha gün erken bütün gün dışarılardayız. I've been warned about you. They said that just one look and I'd get caught. There's something about you, and you know it too. Şimdi Julian'a geldik. Bayağı da kalabalık bugün. Normalde bir tane burada apple pie'ci var. Daha önce videosunu yapmıştık hatta. Orada bir şeyler yeriz diyorduk ama kapalı gözüküyor orası. O yüzden öyle bir gezeceğiz. Tatlı bir şehir burası. Tatlı bir kasaba. Bugün acayip kalabalık burası. Yani bütün herkes doluğu burada almış. Gitmek istediğimiz pie'ci kapalıydı. O yüzden burada da çok fazla pie'ci seçeneği de yok. İki tane daha dükkan var. Ama bir tanesinde yani böyle çok uzun bir kuyruk olduğu için ondan vazgeçtik. Buradan bakalım almaya çalışıyoruz pay. Burası da çok kalabalık. Siparişlerimizi verdik, bekliyoruz. Bu geldiğimiz kafe bu arada 1872'de inşa edilmiş. Daha sonrasında 1957'de yanmış. 1978'de de yeniden restore edilmiş. Yeniden yapılmış. Bir dönem bir yokmuş burası. Sonradan yeniden açmaya karar vermişler herhalde. Böyle ilginç de bir bilgi öğrendik. Payları mideye indirince tabii bir mutluluk geldi yüzümüze. Güzeldi bu arada. Tabii ki o ilk gittiğimiz kapalı olan yerdeki kadar lezzetli değildi ama güzeldi. Yine de böyle bir o tatlı şeyimizi giderdi, ihtiyacımızı giderdi. Aynen, dondurması özellikle bayağı güzeldi. Evet. Çok keyifli, çok güzel bir kaçamak oldu bizim için. Gerçekten şey böyle tam kafa tatili yaptık. İhtiyacımız da varmış buna. Hatta şey dedik, seneye belki yeniden aynı eve gelebiliriz diye evden çok memnun kaldık. Güzeldi, keyifliydi her şey. Kesinlikle. O yüzden artık bizden bu haftalık bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye.